Karadeniz yavaş yavaş tükeniyor. İçinde barındırdığı bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlası yok oldu. Aşırı avlanma ve kirlilik ana sebepler. Düzce'de düzenlenen bir panelde vatandaşlar bu konuda bilgilendirildi. Karadeniz can çekişiyor, balık popülasyonu hızla azalıyor. Buna paralel olarak da fiyatlar artıyor. İlk defa böyle bir fiyatlar gördüm. 25 liraya hamsi sattım. Tarihin rekoru. Zaten satarken de utandım yani. Karadeniz'de nesli tükenen canlılar Düzce'de bir panelde vatandaşlara anlatıldı. Karadeniz'de flora ve fauna, yani Karadeniz'de yaşayan bitkiler ve hayvan türleri çok ciddi bir tehdit altında. Deniz Temiz Derneği gönüllüsü Osman Sıralı Tezel Karadeniz'i çöle benzetti. Karadeniz'de sadece balık azalmıyor. Flora, fauna, canlı yaşam ciddi bir tehdit altında. Nasıl çölde yaşam sınırlanıyorsa Karadeniz'de adeta bir çöl gibi yaşamı büyük ölçüde sınırlandığını görüyoruz. Aşırı avlanma ve kirlilik Karadeniz'i tüketen en büyük iki etken. Balık popülasyonunun azalması, yaşamın azalma değerleri göstermesinin en önemli nedeni kirlilik ve aşırı avlanma. Bunun yanında etkin bir kıyı yönetim politikasının oluşmaması şeklinde özetleyelim. Kirlilik sadece Türkiye'den kaynaklanmıyor elbette. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkenin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de bazıları bu kirlilikte pay sahibi. Tuna en etkin kirleticilerden bir tanesi. 120'yi aşkın ırmak Tuna'daki kirliliğe katkıda bulunuyor. Ta Almanya'nın kara ormanlarından doğan Tuna Nehri Karadeniz'den denize dökülürken onun üzerinde ülkeden geçiyor. Dolayısıyla Dinyeper, Dinyesler ve Türkiye'deki nehirlerin kirliliğiyle ciddi noktalara ulaşıyor. Karadeniz'de müthiş bir metal kirliliği var. Peki çözüm ne? Kirlilikle ve aşırı avlanmayla nasıl mücadele edilmeli? Çözüm, kamu, yerel yönetimler işbirliğiyle etkin politikalar yürütülmesi. Bunun yanında sivil toplumun katkı verici, destekleyici, sorgulayıcı bir yaklaşım içerisinde olması.